Jandarmalara dedim ki dikkat edin, köy büyükmüş dedim. Bak mermi hazırlayın, her şeyi hazırlayın, ben Maço'ya gideyim. Maço'ya gittim. Maço! Maço! diye sordum onların diliyle. Allah Allah, bu kimmiş diyor, bana öyle diyor. Valla bu kapıyı açar açmaz yapıştı. Ramazan Ceyhan, 1940 doğumlu, demek ki 81 yaşında oluyorum, 80 yaşında oluyorum. Babam ihtiyardı, ben bildiğimde. Babam ihtiyardı, toparladı, biliyor musun? Dişçiydi, askerde dişçiymiş, dişçiydi. Bütün hücamda komşuların dişlerini babam çekerdi. Anam ismi Zeynep, biliyor musun? Anam asas Emin Haşim'le nişanlıymış. Asıl Emin Haşim'le nişanlısıymış. Emin Haşim askerde şehit oldu Çanakkale'de. Bu sefer bunlar şehit olunca götürdüler annemi, babamı Bedir Ceyhan'a verdiler. 3 tane kardeşim var. Biri Bedir Ceyhan, biri Ramazan Ceyhan, biri de aynı Ramazan Ceyhan mafat ettiler. Ben çocuğumdan şimdi her şeyi yapıyorum. Şimdi şu meseleyi diyeyim. Ben evlenme dedim işte rahmetli Hamu Devrüş, Bedir Ceyhan getirdiler. Hasasının oğlunu, Hasasının kızını istediler. Biliyor musun? Mehmet Mustafa'ya. İstediler tabii. O zaman mali durumlarımız çok hafifti. Yani bir şey elimizde yoğundu. Bu sefer gün geçince dediler ki günlerini kesek, biz gelinimizi getirek dediler. İşte o zaman tamam şey verdi, emmi yolu, kardeş yolu, biliyor musun, dayı yolu verirlerdi, biliyor musun? Tabi burada Hamu Devrüşü'ne Bedir gidiyor, bunlar Hamu Devrüşü'ne Bedir birbirinin bacanağı. Biliyor musun? Gittiler, Hamu Devrüşü'ne Bedir Alıgü'ye geldiler. Ki halatını verirler, ki gelini getirek. Tabi gittiler ikisi, selam aleyküm, aleyküm selam, hoş beşten sonra dediler al dediler, sana bir hediye getirdik dediler. O zaman bağrından yani 10 lira, 20 lira az para değildi. Yoyma 25 kuruşuydu o zaman. Dediler, biliyor musun? Bedir'in elinde 10 lira vardı. Hamu Devrüş oğluya uzattı. Oğlu dedi ki ben dedi sizden almıyorum dedi. Mara beni saymışsınız, gelmezsiniz dedi. Ben sizden almıyorum, ben size bağışlıyorum dedi. Almadı diyeyi, biliyor musun? Dayısı Mahmut dedi, Mahmut. Çelik Cuma'nın oğlu. Mahmut Beyutlu. Dayısı oydu, ona gittiler, o da almadı. Biliyor musun? Gün geldi, valasını uzatmaya gün geldi. Biz gidip günlerini kesecek, gelin getirecek. Bu sefer Hamu Devrişi'ne Bedir gittiler, gün kesmeye gittiler. Ağlı dedi ki yok dedi, ben başımı vermezseniz dedi, ben dedi kızı vermem dedi. Öyle mi dedi, öyle dedi. Hamu Devrişi'ne Bedir dediler ki biz yok, karış, bir gelin de biz yok dediler, savuştu geldiler. Gelin kaldı. bu para gelecek. Dedi ki bu sefer para ne gelecek, bu sefer 200 lira gelecek. Başka gel verme, başka parası. Ya düşündük, daşındım ben kendi aklımla. Ne Bedir'le tanıştım, ne de Devrüş Hamu'yu deriştim. Rahmetlik Çelo vardı, Çelo Erdoğan, Kozun oğlu. Selam aleyküm, aleyküm selam. Çelo valla durum şöyle şöyle der. Sen bana 200 lira vereceksin. Dediler ki Çelo'da var, git Çelo iste, Çelo verirler dedi. Çelo Allah razı olsun git dedi, bana 200 lira verdi. Bunların haberi yok, götürdüm ağlıya verdim. Valası uzatmayayım, gelini getirdik. Bu sefer tabii Bedir de küstü, Hamu Devrüş de küstü. Ama mecburiyim, biliyor musun? Bu sefer zaman geçti, bak zaman geçti, para yok. Bayram yaklaştı. Hamid güneşine, Şıhu güneş, geldiler dediler, Abdurrahman dediler, biz Ankara'ya gidiyoruz dediler. Sen de bizimle git dediler. Biz cavlon ödüyoruz, sen de paramızı bozdurursun, bize verirsin, biz olmaz dedi. Çıkıçılı ister dedi. Ben bundan Ankara'ya gittim. Üsteme ödemek için. Ankara'ya gittim, tabii onlar gidip geziyor, akşam bana para veriyorlar, parayı bozuyorum, saklıyorum, bozuyorum, saklıyorum. Velhasıl 3 gün kaldı bayrama. Birisi bana dedi ki, ya dedi Abdurrahman dedi, sen bunu niye böyle yapıyorsun ki dedi. Git dedi, 3 gün kaldı dedi bayrama, git dedi kapının, camının önüne, dur dedi şöyle elini aç, para zibil gibi geldi dedi bana. Yok ya ben ya, ula oğlum sen git dedi. Diyen de kim? Tesur Ramazan. Biliyor musun? Bunlarla peşi gideyim dedi, gittim. Tabii konuşmuyorum, az elimi açıyorum. Paralar zibil gibi dökülüyor, biliyor musun? Yani ben büyütmeyin 2-3 saat içerisinde yani 200-250 lira para geldi. Geldi, şavlan parası oldu. Tabii onları aldık, büyütmeyin gün geldi, biz eve geldik. Eve geldi, 150 lira da onlar bana verdi, 200 lira. Şöyle bile elimde var 500 lira, biliyor musun? Getirdim, eve geldim, götürdüm Çelo'nun parasını verdim, 200 lira elimde kaldı. O çocukken biz hem de çelik oynardık. Çelik oynardık, baldırma, bazlama oynardık, çüşbindik oynardık, biliyor musun? Kıvırra ve oynardık, biliyor musun? Kaçma. Böyle gün geçerdi. Biliyor musun? Hatta bu kocaların yerleri çelik yerimiz idi. Orada, burada çelik hem oynardık hem kınırave derlerdi. Onu yapardık. Biliyor musun? Öyle geçti. Şey zamanı geldi, koç zamanı geldi. Biliyor musun? Koçu bırakıyorlar. Koçu bırakıyorlar. Bu sefer koç bıraktılar mıydı? Herkes izamda davarı olan şey yapar, kümbe yapar, büyük küfte yapar, onlar getirir ki millet yesin. Benim 7 kız var, 5 oğlan var. Yalan üçü Zeynep Ceyhan'dan, ikisi Elif Ceyhan'dan. Eskide bizim ev buraydı, eski odaydı, eski oda. 4 kişilik, 40 kişi falan oynadı. Buradan Bedir, Mehmet Mustafa damı yapacaklar. Söktük, biliyor musun? Buranın. Burayı söktük, dam yapacaklar. Dediler ki bana, Resul dedi Bedir, harap bu işe pokka, arkayı temizle dedi ki biz taşları düzle. Peki, ben gittim taşları düzlüyorum. Bizim him, çendoların himi havada kaldı. Döktüm, baktım bir kaya, yani 1 metre geçken böyle bir kaya. O kayanın ortasında şu kadar bir küp var. Tabii ben eve geldim. Dedim ki Zeynep, ben küpü buldum dedim. O zaman peştemallar vardı, kırmızı peştemallar, biliyor musun? peştemalını tak, gel, ben orada sana dökerim. Ne Çerkez Bedir gibi bilsin, ne Mehmet Mustafa bilsin. Onlar çalışıyor, taş yapıyorlar. Tabi Zeynep geldi, küpü çıkarttım. Küpü çıkarttım, böyle küpü baktım, kül içinde. Canım sıkıldı, saçtım. La o saçtım, bütün altın olmadı mı? Altın mayasıymış. Toz, hep oraya gitti. Rahmetli Sulu Şaban her an gelirdi buraya. Burada, burada altın var. La altın buradan, la burada altın var. Tamam, o benim o döktüğüm hep altın oldu. O toprak hep altın oldu. Biz karıştık birbirine, can sıkıntısı. Ben o zaman yapmasaydım, o altın mayasıymış, o altın da daha kıymetliymiş. O öyle gitti. Evet. Ben okulu 2'ye kadar okudum. 3'e de okuduk, o zaman okul neredeydi? Kim vardı ki? Biliyor musun? Biz o zaman okurduk, eski kitaptan okurduk, Kur'an'dan okurduk, ABC'den okurduk. Göründe gittiler, bir tane hoca getirdiler, telinden. Hoca geldiler, burada Çiko Hasan'ın Tersun'un odasıydı. O Tersun'un odasında bizi okudurdular. Belli olmuyordu ki eskiden insanlar biz eşeklerle yayan giderdik. Burada yayan eşeğine giderdik, öte icabında buğda olsun, şey olsun götürdü. Eşeğine buğda götürüp satırdı, geçim geç çıkartırdı. Biz öyleydik. Bu da yapalağın üstünden bir tut var. Hatta o tut sütten korusun tutu diyelerdi. Biliyor musun? Biz giderdik orada eşekleri bağlardık. Eşekleri yemini yerdi, biz de ekmeğimizi yerdik. O da doğru Elbistan'a. Orada bir gizli handa kalırdık. Ekmeği buğdayı satardık. Öteber alacak, şey alacak. Neler çektik neler. Hastalığı tedavi ki buradaydı. Başka tedavi yoktu ki şeyde. Hastalık falan bir hastalık, bunlar sonra yapıldı, bu hastalık olsun, bu şey olsun, bu bizim mektepler olsun, eski mektepler buradaydı. Ama paraydı, ne para yani, yani 5 kuruş verdi mi dünyayı da aşağı alırdı. Ben derendeye giderken ben çalışırdım, 25 kuruş. 10 gün çalıştım, 2,5 lira para. O zaman sene biz küçük ya, yani ben daha evlenmedi bile değildim. Yani düğün oldu da mı, şey oldu muydu? Burada izamdan okuntu, torba kolardı, çorap olsun, şey olsun. İzamda filan adam git köye, şu filan köye git, dağıt getir. Yayan, biliyor musun? Eşeği varsa eşeğine gider, eşeği yoksa yayan giderdi. İzamda akarcaya, eşeğine giderlerdi, yayan giderlerdi. Ha, daveti usulü de aynı böyleydi. Başka bir şey yoktu ki, araba falan, motor falan bir şey yoktu. Valla dediler ki o zaman Karamara'yı kilo şahar kurmuş. Öyle dediler. Sonra bizimkiler geldiler. Bizimkiler Azadağ'da geldiler. Azadağ'ın kilo şahın öte tarafından hatta ağanın daha dam yıkıntısı daha orada varmış. Daha da varmış. Ben dedelerimden izimde Azadağ'ı görmedim. Dayılarımdan ben Osman'ı gördüm. Künel Osman'ı gördüm. Valla şimdi eskide de yani bütün bel işiydi, kürek işiydi, kazma işiydi, biliyor musun? Öküz işiydi. Eskinin şimdi arasında büyük dağ var. Hep kuvvetin, hep her şey kuvvetin olurdu, biliyor musun? Öküzüydü, eşeğineydi. Nizamda bidere götürdük, eşeğine götürdük. Eşeği orada bırakırdık. Eşeğe yakına girdi, orada dövüştük. Neler yapardık, neler. Evet. Döne döne yandık aşkın narına, narına. Ben garibim, sen garipsin güzel dost, güzel dost. Neler vermezdim senin uğruna dost uğruna. Ben garibim, sen garipsin güzel dost. Eskiden bir şey yiyorduk. Eskiden bir şey hiç yoktu. Ne vardı ki eskiden? Meyve işi görmezdik. Ama İzmir'de bu 20 sene İzmir'de beri İzmir'de diktik meyveyi, İzmir'de her çeşit meyveyi diktik. Yiyor. Eskiden bir şey yoktu babamızın gününde. İzmir'de sular vardı, kimse dikemezdi. Evet derlerdi ki la buradan dedi, ağaç mı olur, meyve mi olur, herik mi olur derlerdi. Eski gençlik iyiydi. Gençlik çünkü hayat bakımı yoktu. Her şeyi çalıştık, yerdik ama kuvvetliydik. Yavan ekmeğini yerdik, kuvvetliydik. Biliyor musun? Şimdi sebze yok, şunu yok, kuvvet yok, bir şey yok. Tembellik var işte. Tembellik şeylerdir. Eskiden çalışırdık. Biz Palanka'dan girerdik, Palanka'dan, Akarca'dan, Köykez'den, Depe başından, Kavak'tan oraya biçerdik, son güzlerinden eve gelirdik. Şimdi ben Trabzon'daydık askerden. Trabzon'da biz Giresun'dan okulu gördük, dağıtma yaptılar. 6 ay sonra dağıtma yaptılar, bizi Trabzon'a verdiler. Trabzon'dan 3 ay beni karakoluna verdiler. Ceza ev karakoluna verdiler. Orada cezalar bindi, nöbet bekliyor, şey yok, bitirdiler. Üçün bitince beni Trabzon'un Akçaabat kazasını verdiler. Akçaabat kazasından geldim. Akçaabat kazasında beni Ermek köyüne, karakoluna verdiler. Ermek köyü karakoluna verdiler. Ermek karakolunda çavuş dedi ki bak dedi Maraş'la dedi sen yeni geldin dedi. Bizim buradan dedi bir katil var, 12 senelik katil dedi. Arkadaşların birisi yakalamadı dedi. Sen nasılsın dedi. Vallahi dedim, ne bileyim yakalamasını bilmiyorum dedim. Yalan o zaman bağrında kilo 95 benim. Bir seneyim dedim. Yalan ki dedim sen bana 3 sene babayı er vereceksin. Katil yakalaması için. Bana 3 tane katil verdi, silahı aldık. İkindi sellerine gece gittik. Gece gittik. Evlerde dolanışıyor. Biraz bebek var. 2 tane bebek geziyor. Şöyle ettim geldiler. Asker ne diyorsun dedi. Dedim maço nerede maço? Beni deme dedi. Aha maço aha bak evi şurada da, kapısı da ama kapanıyor dedi. Öyleyse sen git dedi. Jandarmalara dedim ki dikkat edin köy büyükmüş dedim. Bak mermi hazırlayın, her şeyi hazırlayın ben maçoya gideyim. Maçoya gittim. Maço! Maço! diye sordum. Onların diliyle. Allah Allah bu kimmiş diyor. Bana öyle diyor. Valla bu kapıyı açar açmaz yapıştım. Ama yapıştım, kelepçe yattım. Hiç herif de şaştı, ben de şaştım. Şimdi Allah olsun derse. Ama köy dalımıza bindi. Köyün yani askerin birisi önde gidiyor, birisi arkadan takip ediyor. Biliyor musun? Birisi beni bekliyor, ben onu takip ediyorum. Biz böyle geldik ama zorla geldik, korka geldik. Geldik karakola. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedi ki Maraşlı dedi, bence dedi, cim savcılık dedi, sana büyük ikram verir dedi. Bunu kimse yakalamadı, kaç defa asker gitti, kaç defa dedi. Sabah oldu, biz bunu merkezeye götürdük, Trabzon'a. Trabzon'a götürdük, etti. Sıraya geldi, biz girdik içeri. Mahmut buradadır, biz de böyle hazır vaziyetten duruyoruz. Elimizde tabanca silah, daha eski. Oraya gitti mi biz tabanca verirler, silah vermezler. Tabanca. belimizde. Tabii onun şeyini alınca Maraşlı dedi, ben şimdi şu anda dedi seni polis görevine başlayacağımı söylüyorum dedi. Polis görevini verdi. Yapamam dedi. Niye yapamam dedi. Vallahi dedim savcım dedim. Benim yetimim var dedim. 3 tane yetim vardı. Aile anaları öldü de dedim. Anda ben askere geldim, yetimler orada dedim. Ben yapamam dedim. Oğlum dedi, yetimlere de devlet el katar, her şeyi yapar dedi. Sözümü dinle, polis görevini başla. Yapamam dedim. Ne kadar zorluydu, yapamam dedim. Çocuklar bana şey oldu işte, ben çocuk yetim diye ben etmedim, yapamadım. Tabii biz çıktık geldik. Ama o anda 6 ay vardı askerler. Askerde geldim ki Zeynep yok. Zeynep, büyük Zeynep'e dedim ki Bedel'in ailesine dedim. Valla Zeynep'e o delik nerede, o sirkin mi? Yoksa namus mu, kusarım mı? Bir şey mi var dedim. No, bir şey de yok dedi Abdurrahman dedi. İşte Ramazan'a dinle gitmediler, babası geldi aldı götürdü dedi. O anda ama yayan, gece. Bak gece geldim, yayan gece Armusu'ya gittim. Hala yarın olsun sen giden dedi. Yok dedim ben bir gün gideyim dedim. Bir gün yayan çıkmadım mı depeye? Yayan çıkmadım mı? Hız Armusu'nun depesine çıkmışım. Lo, böyle dinle. Armusu'nun depesine çıkmıştım. Dindim baş aşağı İsugül'ün kapısının önünde bir Sünili'nin kapısının oraya gittim. Oraya gittim ki kimse yok. Lav dedi. Kimse orada yok dedi. Yukarı çık, yukarı dedi. Onlar damda yatıyor dedi. Ya yukarı çıkın dama ko. Sünili 170 boy uzanmış, içi raş, biliyor musun? Kara bir adam. Ya senin keyfin yerindeymiş dedim. Ben kendi kendime diyorum ki la dur ben üstüne öyle bir şey demeyeyim dedim. Ben bakayım da şey varsa ben hemen kolunda tutayım alayım gideyim diyeyim. Ben öyle düşünüyorum. Alayım geleyim diyorum. Böyle Zünil'in damının esinde bir şey yok. Baktım şeyinkinden Zeynep yok. Dönem var. Zeynep yok. Zaten bir baktım ki Zeynep dönenin şurasından yatmış. O da çıktı. Haramı kutumum, beribumun ne zaman? Kürtçe, ben seni götürdüm ama bilmedim dedi. Orada eve geldik, orada durmadık, savuştuk geldik eve. Eve geldik, ev Ankara'da. Sahip yok, kimse yok, her taraf zibil. 2 ay askerliğim var daha. 2 ay. Ben dedim öyleyse ben geri gideyim dedim. Eğer ki biz birinize dil gitmezseniz dedim, ben geri gelmeyeceğim dedim. Tabii gittim askere yattım. Eve geldim. Hingu muhtarıydı. Mustafa Bülbok. Raşugu azalata şubi azalata da kozigu. Çıkala mı? Valla koy azalata da kozigu. Yarın şubeye git dedi. Peki dedim. Yarın şubeye gittim. Sayın kumandanım beni istemezsiniz dedim. Evet dedi. Maraşlı sen misin? Evet Maraşlı benim dedi. Sen cim sözünü niye tutmuyorsun dedi. Sayın kumandanım dedim. Cim savcılığının sözünü saygıyım da tutarım da dedim. Yetimim var tutamadım dedi. Oğlum dedi tut dedi yetimimi dedi devlet bakar dedi. Sen de iyi bakar diyor devlet. Gel sözümü dinle. Ben ama cips ağzını telefonu açayım ama seni ister. Beni yok yapamam. Yavraldı yapamadım. Peki. O zaman bana ne verdiler? 250 lira para verdiler. 250 lira para da iyi para. Allah razı olsun. İşte başımıza böyle hallerde geldi geçti.